İyi akşamlar. Güne Bakış'tan merhaba. Olağanüstü hal kapsamında hazırlanan 686 sayılı kanun hükmünde kararname resmi gazetenin mükerrer sayısında yayımlandı. Yeni KYK ile 4.464 kamu görevlisi ihraç edilirken 17 kişi ise görevine iade edildi. Dün akşam yayımlanan son KHK ile YÖK bünyesindeki 330 akademik personel görevden atıldı. En çok akademisyenin uzaklaştırıldığı Ankara Üniversitesi'nden toplam 70 kişi ihraç edildi. İhraç edilen akademisyenler arasında Marmara Üniversitesi Anayasa Hukuku Anabilim Dalı Başkanlığı görevini yürüten Profesör İbrahim Kaboğlu ile Türkiye'ye klinik nöropsikolojiyi getiren isim olarak bilinen 82 yaşındaki Profesör Öget Öktem Taner de bulunuyor. İhraç edilen akademisyenlerin 115'i Barış İçin Akademisyenler İnisiyatifi'nin bu suça ortak olmayacağız bildirisine imza atmıştı. Yeni KHK ile ayrıca Milli Eğitim Bakanlığı'ndan 2585, İçişleri Bakanlığı'ndan 49, Emniyet Genel Müdürlüğü'nden aralarında emniyet müdürlerinin de bulunduğu 417, Jandarma Genel Komutanlığı'ndan 893 kişi görevden atıldı. Terör örgütlerine veya Milli Güvenlik Kurulu'nca devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara, üyeliği, mensubiyeti veya iltisakı yahut bunlarla irtibatı oldukları gerekçesiyle görevden alındıkları belirtilen kişilere bir tebligat yapılmadan haklarında işlem uygulanacak. Bu kişiler görev yaptıkları teşkilata ve kamu görevlerine yeniden kabul edilmeyecek, doğrudan veya dolaylı görevlendirilemeyecek. Taşımış oldukları mesleki unvanları ve sıfatlarını kullanamayacak ve bu unvan ve sıfatlarına bağlı olarak sağlanan haklarından yararlanamayacak. Her türlü mütevelli heyet, kurul, komisyon, yönetim kurulu, tasfiye kurulu üyeliği ve sair görevleri de sona ermiş sayılacak. Ayrıca ihraç edilen kişilerin silah ruhsatları, gemi adamlığına ilişkin belgeleri ve pilot lisansları iptal edilecek ve bu kişiler oturdukları kamu konutlarından veya vakıf lojmanlarından 15 gün içinde tahliye edilecek. Özel güvenlik şirketlerinin kurucusu, ortağı ve çalışanı da olamayacak olan bu kişiler hakkında bakanlıkları ve kurumlarınca ilgili pasaport birimine derhal bildirimde bulunularak pasaportları iptal edilecek. Son KYK ile aralarında 330 akademisyenin olduğu 4.464 kamu görevlisi görevinden ihraç edildi. Görevinden ihraç edilen akademisyenlerle arkadaşlarımız Elif Akbıyık ve Fırat Fıstık konuştu. Bir önemi var artık bunun. Biz dışarıda sayımız daha fazla çoğaldı ve Sokak Akademisi, Ankara Dayanışma Akademisi iki oluşum olarak bu süreci şey yapmak için hani biz her yerde ders veririz aslında. Şiarımız bu. Hani binalara bağlı bir şey değil. Hani onlar bir takım gelenekleri falan yok etmeye çalışabilirler ama bizim öğrencilerimizle buluşmamızı engelleyemezler. Sokak Akademisi'nin şöyle bir özelliği daha var yalnız. Sadece ihraçlarla ilgili bir şey olarak bakmıyoruz biz buna. Ders her yerde yapılır ve hani dışarıdaki insanlarla iletişim kurmanın da yolunu arayan insanlar olarak bizim hani o yoldan gitmemizi zaten hani birazcık ülke koşulları da zorladı. Ama bizim de çok daha bir aklımızda olan bir şeyi hayata geçirmemize bir vesile oldular diyelim. Sokak Akademisi daha sıklıkla devam edecek. Biz parklarda, açık yerlerde insanlara bildiklerimizi anlatacağız. İşte bu bir tasfiye süreci ve bizim görebildiğimiz kadarıyla muhalif olanları tasfiye etme süreci. Özellikle de imzacı akademisyenleri tasfiye etme süreci. Bir bahaneyle KHK'ların içine koyup tasfiye ediyorlar. Hakikaten şaşkınız. Hatta hafif de bir şoktayız bile denebilir. Çünkü bizim kendimiz açısından yani bölümümüz açısından bir de çok fazla hoca aynı anda atıldığı için bölümün derslerini sağlıklı yürütebilme problemiyle karşı karşıya kalıyoruz. Tabii ki burada bölümü idare etmek için, yönetmek için, dersleri sürdürmek için hocalar canla başla çalışacaklardır. Kalan hocalar kaldı ki 4 kişi kaldı. Bundan eminiz ama takdir edersiniz ki 150, neredeyse 150 öğrencisi olan bir bölümü 4 hoca, kadrolu hoca, işte bize dışarıdan gelen 3-4 tane hocayla idare etmeleri çok zor. Bir şekilde ama herkes buna bir el atıyor ve devam ettirmeye çalışıyoruz. Ama bizim dediğim gibi en büyük problemimiz hakikaten ben de kişisel olarak şok halindeyim şu anda. Hani nasıl olur bu bir bölüm kapanacak düzeye getirilecek kadar
hocası atılır. Bu nasıl hiç düşünmemektir arkasını ya da nasıl hiç umursamamaktır? Hakikaten çok düşündürücü. Üniversitedeki tasfiyeler her dönemin, her iktidarını sağlamlaştırmak isteyen her iktidarın, her muktedirin yaptığı bir şey. Türkiye tarihinde çokça örneğin bu büyükçe bir tasfiye. Sadece üniversitede değil, aslında bütün emekçiler şu an tasfiye ediliyor. Kamu çalışma rejimi değiştirilmek isteniyor. Dolayısıyla güvencesizliğin her yere yayıldığı bir çalışma biçimi yaratmak istiyorlar. Bu sürdürülebilir mi? Yani karşısındaki direnişe ve dayanışmaya bağlı. Ben şu ana kadar dayanışma açısından çok güzel şeyler gördüğümüze inanıyorum. Yani bize zor bir süreç yaşatıyorlar ama bir yandan da hem üniversitede hem üniversite dışında çok güzel dayanışma örneklerine şahit oluyoruz. Dolayısıyla bunun karşısına çıkabilecek bir alternatif, hani başka bir dünyanın, başka bir Türkiye'nin mümkün olduğunu söyleyen bir pratik de kendisini gösteriyor. Dolayısıyla sonucu net bilemeyiz ama karşısında bir dayanışma var, bunu bilmek lazım. Hiçbir özel kuruma tahammül edemiyor. Şimdi özellik ne demek demiştim? Özellik kurumun kendi evrensel kurallarına göre çalışması demek. Mesela üniversite kendi evrensel kurallarına göre çalışabilir. Yargı kendi evrensel kurallarına göre çalışabilir. İşte medya kendi evrensel kurallarına göre çalışabilir, değil mi? Ve bu evrensel kurallarla bahsettiğimiz zaman en şey, kendi bir hakikat şeyi var. Yani basın da hakikati yazar, yargı hakikati söyler. Akademi de gördüğü şekliyle hakikati anlatır, yazar, söyler. Şimdi bu anlamda hiçbir özel kuruma tahammül edemeyen bir siyasal düzen ve siyasal yapı var. Neden tahammül edemiyor? Bu da çok doğal, çünkü hakikati tahammül edemez bir hale gelmiş durumda. Bütün meşruiyetini yitirmiş, sadece zor gücüyle ve halktan aldığı oyla iktidarda kalabilen, başka hiçbir meşruiyeti olmayan, entelektüel meşruiyeti, hukuki meşruiyeti, bütün bu meşruiyetleri çökmüş bir iktidardan bahsediyorum. Dolayısıyla özerk hiçbir kuruma tahammül edemiyor. Dolayısıyla özerk her tasfiye edilecektir. Siyasal iktidar sürdükçe. Özerk her kurum tasfiye edilecektir. Zaten nitekim bu rektör seçimlerinin kaldırılması falan sadece ve sadece Boğaziçi Üniversitesi'ni hedeflemişti. Şimdi özerk, nasıl söylemek gerekir? Özerk kurumlarla tahammül edilmediği gibi özerk bireylere de tahammül edilemez. Anlatabiliyor muyum? Yani özerk olmayan bir kurumun içinde özerk bir birey vardır. Diyelim ki o özerk birey kendi başına o mesleğin, o kurumun evrensel kurallarına göre vazifesini veya görevini yapmaya çalışır. Mesleğini icra etmeye çalışır. O özerk bireylere de tahammül edilemeyecek. Bu siyasal iktidar, bu siyasal düzen, bu yarı faşizan, yarı mafyatik siyasal düzen devam ettiği sürece bunların devamı da gelecektir. Tabii edebilir mi edemez mi o ayrı bir konu. O konuda onu bilemeyeceğim. Güne Bakış'tan Güne Bakış devam ediyor. Bugün Fehmi Koru'ya bağlanacağız Skype bağlantısıyla. Bağlanmadan önce diğer haberimizi de izleyelim istiyoruz. Hürriyet Gazetesi yazarı Abdülkadir Selvi bugünkü yazısında referandumun 16 Nisan'da yapılacağını iddia etti. Selvi, AK Parti'nin referandum kampanyasında evet'e ikna olmayan gruplar üzerinde durulacağını da belirtti. Cumhurbaşkanı Erdoğan anayasa değişikliğini Perşembe ya da en geç Cuma günü onaylayacak. Bu durumda 16 Nisan'da sandığa gideceğiz. Selvi, AK Parti'nin referandum çalışmaları sırasında evet'e ikna edilmesi gereken gruplar üzerinde durduğunu ve bunun için nasıl bir strateji belirleneceği konusunda fikir jimnastiği yapıldığını söyledi. Bu gruplar arasında çevresinde FETÖ mağduru bulunan kesim de yer alıyor. AK Parti referandum hazırlıklarına başladı. Geçmiş seçimlerde yer almış deneyimli isimlerin de içinde yer aldığı strateji heyeti oluşturuldu. Çok ciddi çalışıyorlar, ikna edilmesi gereken grupların üzerinde duruluyor. Bunlar: AK Parti'de ikna edilmesi gereken %9'luk bir kesim, 18 yaş düzenlemesine rağmen evet'e mesafeli duran gençler, Kürt oyları, FETÖ'cü olmadığı halde yakın çevresinde FETÖ operasyonlarından olumsuz etkilenenler, bu kesim ilk kez gündeme geliyor. Ağırlığı geçmişte AK Parti oy vermiş seçmen kitlesinden oluşuyor. Aileleriyle birlikte sayılarının bir hayli fazla olduğu düşünülüyor. FETÖ'cü olmadığı halde çevresindeki FETÖ operasyonlarından mağdur olanların bulunduğu kesim nasıl kazanılacak diye fikir jimnastiği yapılıyor.
Abdülkadir Selvi son olarak referandum sonucu ne olursa olsun AK Parti içerisinde kabine değişikliğinin kaçınılmaz olduğunu söyledi. Güne bakış devam ediyor. Gazeteci Fehmi Koru Skype'la bağlanamadı. Şimdi telefonla bağlanıyoruz kendisine. Abdülkadir Selvi'nin bugün yazdığı yazıyla başlayacağız. Fehmi Bey merhaba. Efendim. Fehmi Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk. İsterseniz Burak Abdülkadir Selvi'nin yazısıyla başlayalım. Fehmi Bey tekrar hoş geldiniz yayınımıza. Teknik sorunları açtık gibi görünüyor. Öncelikle zaman ayırdığınız için, programımıza katıldığınız için şimdiden çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim, sağ olun. Şöyle başlayalım Fehmi Bey. Siz de okumuşsunuzdur Abdülkadir Selvi, Hürriyet Gazetesi yazarı. Bugünkü yazısında şöyle bir noktaya değindi. İkna edilmesi gereken kesimler üzerinde referandum sürecinde AK Parti'nin ikna edilmesi gereken kesimler üzerinde duracağını dile getirdi. Bu kesimler arasında, bu gruplar arasında özellikle kendisi FETÖ mensubu olmayıp fakat ailesi veya yakın çevresi bu durumdan mağdur olan aileler gibi bir gruplardan söz etti. Siz de benzer bir şeyden bahsetmiştiniz. Bunu biraz konuşmak istiyoruz. Tabii. Yani aslında AK Parti'nin en fazla üzerinde durması gereken konu şu anda hem görevlerinden uzaklaştırılan hem de cezaevlerinde bulunan insanların durumları bence. Onların içerisinde elbette 15 Temmuz uğursuz darbe girişimine katılmış olan, dolayısıyla devlete karşı suç işlemiş olan insanlar mutlaka var. Ama onlarla bu işlerin içerisinde hiç bulunmamış, bir şekilde birilerinin ihbarı yüzünden ya da aile fertlerinden birileri bu işlerin içerisinde olduğu için takibata uğramış, soruşturmaya uğramış ve sonunda da görevlerini kaybetmiş olan insanlar olduğu biliniyor. Çünkü onlardan sürekli bizlere ulaşan şikayetler var, eleştiriler var. O bakımdan bunlarla ilgilenmeleri doğal. Elbette insanlar oy verecekleri zaman pek çok şeyden etkilenirler. Bunlardan biri de yakınlarının eğer yanlış olduğuna inanıyorlarsa, bir harekete maruz kalmışlarsa ona bakarak da oylarını kullanırlar. Referandum bu bakımdan da AK Parti'nin çok dikkatle üzerinde durması gereken konularından birinin bu olduğuna ben de inanıyorum. Zannederim AK Partiler kendi aralarında yaptıkları değerlendirmelerde de bu sonuca varmış olmalılar ki o kesimle de yakından ilgileneceklerini ve şikayetlerin ortadan kaldırılması için çaba göstereceklerini ifade etmişler. Abdülkadir Selvi de onu yazmış. Biliyorsunuz zaten dışarıdan gelen eleştiriler ve özellikle Venedik Komisyonu'nun raporları istikametinde Avrupa Parlamentosu'nun da bu konuda aldığı kararlar vardı. Hükümet en sondan bir önceki kanun iklimindeki kararnamesinde o tür insanların durumunun iyileştirilmesini sağlamak üzere o tür insanların beni duyuyor musunuz acaba? Evet, biz sizi duyuyoruz. Sizi duyuyoruz Fehmi Bey. O tür insanların durumlarını üzerinde durması için bir komisyon kurulmasına karar vermişti. Şikayet komisyonu 7 kişiden oluşacaktı. Zannediyorum o komisyonu da çalıştırması lazım devletin. Bu ikili mekanizma çalışırsa belki mağduriyetlerin giderilmesi yönünde de adımlar atılmış olur. Şimdi referanduma devam edeceğiz ama size bu son KHK'yı da sormak istiyoruz aslında. Birçok akademisyen üniversitelerden ihraç edildi ve ihraç edilen kişilere baktığımızda da çoğunun FETÖ ile bir bağlantısı olmadığını, hatta sol kimlikli kişiler olduğunu görüyoruz. Siz bu durumu nasıl değerlendirirsiniz? Aslında değerlendirecek fazla bir şey yok. Çünkü gerçekten Türkiye'nin zor yetiştirdiği pek çok insanın bu kararnamelerle görevlerinden uzaklaştırıldığı çok açık. Bu son kararnamede de galiba 330 kadar akademisyenin üniversitelerle ilişkileri kesildi.
1948'de Vurbuncu'nun 1940'lar Cadı Kazanır diye bir kitabı vardır. O kitabında da anlattığı üzere 1948'de Din Tarih Coğrafya Fakültesi'nde 4 öğretim üyesi okuldan uzaklaştırıldı diye Türk entelijansiyası ayağa kalkmıştı. Düşünün ki 4 kişiden ibaret bir tasfiye söz konusuydu ve büyük bir tasfiye oldu diye hala bugün bile anılan olaylardan bir tanesidir o. Sadece bir günde, yani bugün 330 kişinin uzaklaştırılması üniversitelerden Türkiye için büyük bir kayıp. Bu insanların FETÖ'yle falan bir ilgisi olmadığı da anlaşılıyor, hiç değilse büyük bölümünün. Bir bölümünün galiba 7 Haziran sonrasında bir bildiriye imza attıkları için böyle bir muameleye tabi tutulduklarına yolunda güçlü bir belirti var. O bakımdan bunların bir biçimde mümkünse derhal bu yanlışlıklardan dönülmesi lazım. Ama inanıyorum ki bu olağanüstü dönemler içerisinde yine fazla ses çıkartılmayacak ve maalesef Türkiye bu insanlarını kaybedecek. Yine umarım ki bu dönemler geçtiği zaman hiç değilse bunların telafisi yoluna gidilir. Tekrar referanduma dönersek, sizin bir önceki yazınızın başlığı da referandum yapılmasa olmaz mıydı? Hakikaten de siz referandum yapılmasa olmaz mı sorusunu o yazıda da temellendiriyorsunuz. Tekrardan bu konuyu size konuşmak istiyoruz aslında. Valla aslına bakarsanız siyasetin bugün aldığı biçim biraz sanki AK Parti çevrelerinde de özellikle Cumhurbaşkanlığı düzeyinde de bazı tereddütler yaşandığını gösteriyor. Sadece birkaç madde değil, yani mesela işte 18 yaşına seçilme yaşının indirilmesiyle ortaya çıkan peki askerlik durumu bu insanların ne olacak türü sorular eşliğindeki tuhaflıklara cevap vermek için bir iki maddenin çekilmesi gibi tereddütler var. Ama benim o yazımda bahsettiğim çok daha derin tereddütler. Yani sadece öylesine 18 yaş konusu değil. Bu paketin bütünüyle özellikle AK Parti tabanı için tam ikna olmuşluğu ortaya koymadığı kanaatindeyim ben. İnsanlar, bulunduğum çevrede insanlar bazı haklı sorular soruyorlar. O sorular ortada. Bunların sadece işte HDP eşittir PKK, dolayısıyla CHP de onlarla birlikte hareket ediyor gibi bir kolaycı yaftalamalarla savuşturulabileceğini de düşünemiyorum. Netice itibariyle insanlar önlerine konulmuş olan paketi değerlendirecekler. Oradaki maddeleri değerlendirecekler. Çünkü bu yeni bir anayasa konusu. Bir sistem değişikliğine gidiliyor. Anayasa söz konusu olduğunda hepimiz biliyoruz, bu bir toplumsal mutabakatı yansıtmak zorunda. O mutabakat tam yansıyor mu? Bu konuda tereddütler var. Meclisten tabii çok çabuk geçirildi. AK Parti, MHP desteğini bulunca gerekli çoğunluk var diye fazlaca tartıştırılmadan geçirildi. Şimdi de toplum tam tartışmıyor ve zannediliyor ki bu tartışmadan toplumun önüne işte 16 Nisan'da getirildiğinde sandık, herkes gidecek ve parti eğilimine göre oyunu kullanacak. Ben böyle olacağını zannetmiyorum. Bunun bir mutabakat metni olduğunun fena halde farkında insanlar. Dolayısıyla oylarını kullanırken anayasa değişikliği paketine oy verdiklerini, verdikleri oy evet veya hayır olsa bile ertesi gün ne iktidardan uzaklaşacağını, AK Parti'nin ülkeyi yönetmeye devam edeceğini, Cumhurbaşkanı'nın da hala Tayyip Erdoğan olacağını biliyorlar. Bu bilinç içerisinde gidip oylarını kullanacaklar. Yani kabul veya reddedecekleri şey anayasa değişikliği paketidir. Bunun fena halde farkında insanlar. O bakımdan tam tartışılmadan getirilmiş olan bu anayasa değişikliği paketinin AK Parti'nin arzu ettiği şekilde de sandıktan çıkabileceği konusunda ben şahsen o kadar emin değilim. Kamuoyu yoklamaları çok ortada olduğunu gösteriyor. İnsanlar da sessiz, fazla ses vermiyorlar. Sadece bizim gibi tanıdıkları insanlara içlerini boşaltabiliyorlar. Muhtemelen siyasilere bile bu konuda açılamıyorlar. Hüseyin Bey, ama, buradan devam etmek istiyoruz. İzin verirseniz
Tam buradan devam etmek istiyoruz. Siz bir yazınızda yine aslında AK Parti seçmeninden oluşan 15 kişilik bir grubun da kendi arasında bir anket düzenlediğini ve orada 9'a 6 hayırın daha yüksek çıktığını söylemiştiniz. Ve yazının devamında sosyolojik bir terim olan aslında tipping point, yani taşma noktası, benzer davranışları sergileyen insanların davranışlarını birdenbire değiştirebileceği ni söylemiştiniz. Evet, yani AK Parti seçmeninde böyle bir şey olabilir diyorsunuz. Evet, öyle diyorum çünkü gerçekten yakın çevremizle yaptığımız istişarelerde insanların ellerinin kolay kolay gitmeyeceğini görüyorum ben. Evet'e. O bahsettiğim 15 kişinin katıldığı toplantıda evet oyu kullananlardan bir tanesi, eğer Tayyip Erdoğan sonuna kadar Cumhurbaşkanı kalacaksa, hiç oradan uzaklaşmayacaksa, hayatını da çok uzatabileceğine inanıyorsa ben evet diyeceğim diye evet demişti. Yani insanız ve dolayısıyla böyle ölümsüz bir hayatımız yok. Bu bakımdan insanlar tereddüt ediyorlar. Tayyip Erdoğan'a bu makamı belki uygun görüyorlar, onun layık olduğunu düşünüyorlar, bu yetkileri iyi kullanacağına da inanıyorlar. Ama bir başkasının eline bu yetkilerin geçmesinin, yani Tayyip Erdoğan'dan sonra Cumhurbaşkanı olacak, kendilerine tam cevap vermeyebilecek olan bir kişinin elinde bu yetkilerin olmasını da bir endişe sebebi olarak görüyorlar. Öyle zannediyorum ki kendi aralarında konuştuğu zaman AK Parti tabanı bu endişelerini, bu tereddütlerini bir biçimde birbirlerine de taşıyorlar. Yani bugün evet diyenler bile bu 20-25 gün içerisinde, 2 ay içerisinde evetten hayıra ya da sandık başına gitmemeye geçebilirler. O bakımdan AK Parti'nin bu konuda bir daha düşünmesini, özellikle Cumhurbaşkanı önündeyken mümkünse, ki anayasaya göre mümkün, bu sürecin o noktada durdurulmasının doğru olabileceğini düşündüm ben. Bir de tabii insanların üzerine fazlaca gelinirse ve bu bir de sandığa beklenmedik bir şekilde yansırsa, yani hayır oyları çok fazla çıkarsa, bu Türkiye'de siyasi istikrarı da derinden etkileyebilecek bir sonuç olarak karşımıza çıkabilir. Bu bakımdan da üzerinde düşünülmesi gereken bir konu olarak görüyorum ben. Ekonomi, güvenlik, Suriye'deki operasyon gibi hususları da göz önünde bulundursak, sizce bizi nasıl bir referandum süreci bekliyor? Umarım barış içerisinde geçen bir süreç olur bu. Çünkü her an her şey olabilecek bir ortamda geçiyoruz. Terör örgütleri dişlerini göstermek için fırsat kolluyorlar Türkiye'de. Yanı başımızda savaş ve Türkiye'de o savaşın bir biçimde içerisinde. O bakımdan da pek çok rahatsız edici olaylarla karşılaşma ihtimali var. Ama ben inanıyorum ki bu 2 aylık süre içerisinde insanlarımız sakin bir kafayla hareket edecekler ve sandık başlarına gittikleri zaman da oylarını hiçbir şeyden etkilenmeden, sadece anayasa paketinde bu değişikliklerde yazan maddeler üzerinde yoğunlaşarak, onları benimsiyorlarsa oylarını evet, benimsemiyorlarsa hayır olarak verecekler. Buna eminim ben. O bakımdan ne olursa olsun pek değişeceği kanaatinde değilim ama umarım herhangi bir olağanüstü durumla karşılaşmadan sağlıklı bir biçimde gidilen bir süreç olur bu. Ve o sürecin sonunda da insanlarımız demin de söylediğim gibi rahat bir şekilde özgürce oylarını kullanırlar. Fehmi Bey, son yazınıza da değinmek istiyoruz. Bugünkü yazınızda Trump dünyası öncesinden daha tehlikeli bir dünya olacağı benziyor dediniz. Sizce Türkiye'de bu tehlikeden etkilenecek ülkeler arasında mı? Bence en fazla etkilenecek ülkeler arasında. Trump görüyoruz, Amerika'da kendi sistemini bile sarsabilecek kadar yargı gücünü kendi gücünün altında eritmeye çalışacak, onu yamultmaya çalışacak kadar aşırı düşünebilen ve aşırı hareket edebilen bir insan olarak ortaya çıktı, bir başkan olarak ortaya çıktı. Ne yaptığı ve yarın ne yapacağı bilinmez bir insan. Onun getirdiği bir Amerika Birleşik Devletleri gücü dünya için elbette sıkıntılar da getirebilecek. O bakımdan baktığımızda bu bölge
tabii birincil olarak ilgilerini çekiyor. Daha kampanyası sırasında Müslümanların kendi ülkesine Amerika'ya gelmesini engelleyecek tedbirler almaktan söz ediyordu. Nitekim gelir gelmez de 7 Müslüman ülkeye bu yasağı getirmeye çalıştı. Sadece onunla da yetinmiyor. Hem kendisi hem yakınları, yani hükümetinde görev alanlar İran'ı hedef alan bir takım açıklamalar yapıyorlar. Onlar böyle açıklamalar yapıyor diye İran'dan da onlara karşı aynı şekilde sert ve tehdit edici açıklamalar geliyor. Böyle bir dünya elbette en fazla bizi etkileyecektir. İran bizim komşumuz. O 7 ülkeden 3 tanesi bizim komşumuz. O bakımdan bizim bu gelişmelere biraz daha serin kanlı yaklaşmamız ve neler olabileceğini öngörecek düşünce mekanizmalarını, istişare mekanizmalarını devreye sokmamız, devletin bütün birimlerinin bu konu üzerinde yoğunlaşması ve mümkünse Amerika'yı bile etkilemeye çalışacak olan yeni bir projeyi Türkiye'nin plan dahilinde kotarması ve onu uygulamaya koyması gerekir. Biz hep edilgen olabiliyoruz. Bir şeyler olduktan sonra ona tepki olarak bazı tedbirler düşünebiliyoruz. Ya da işte Trump Obama ile mukayese ettik kampanyalar sırasında. Obama bize istediğimiz şekilde davranmadı. YPG konusunda istediğimiz çizgide davranmadı. Dolayısıyla Trump daha iyidir, daha güzeldir. O geldi, oh ne mutlu. Bize şimdi istediğimiz Fethullah Gülen'i de orada teslim eder filan gibi. Beklentiler, küçük beklentiler bunlar. Türkiye daha büyük düşünmeli, daha büyük tahayyüller içerisinde olmalı ve tedbirlerini de o düşünceler içerisinde oluşturmalı. Bunları yapabilecek durumdayız ama yapıyor muyuz? O konuda biraz endişem var. Fehmi Koru, çok teşekkür çok ederiz. Çok teşekkür ederiz Fehmi Koru. Yayınımıza katıldığınız için, değerli yorumlarınız için, zaman ayırdığınız için iyi çalışmalar diliyoruz. Size de iyi akşamlar. İyi akşamlar. Tamam. CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Selin Sayek Böke, Medyascope TV özel yayınında Ruşen Çakır'ın sorularını yanıtladı. Böke, Varlık Fonu ve Türk ekonomisini şöyle değerlendirdi. Esasında biliyor musunuz, bütün bu sorular referanduma dair sorular zaten. Yani bu KYK ile yapılan ihraç da bu referandumda Türkiye'nin neyi oyladığının somut göstergesi. Varlık fonu da bana sorarsanız Türkiye'nin yol ayrımına taşınmış olduğu tercihe dair çok somut bir örnek daha yaşatıyor bize. Şimdi adına varlık fonu deniyor ama cisminin varlıkla hiçbir ilgisi olmayan bir fon kuruldu. Normalde varlık fonu varlığı olan, yani mesela petrolünüz vardır, doğalgazınız vardır, bundan bir gelir elde edersiniz ülke olarak. O gelir kendi ülkenizin ihtiyaçlarını karşılamanın ötesinde bir tasarruf bırakır ülkeye. O tasarrufu ileride yatırım yapmak, çocuklarınız kullanabilsin diye adına varlık fonu dediğiniz yatırım araçlarını aktarırsınız. Şimdi Türkiye'de şu soruyu sormak gerekiyor. Türkiye'de petrol var mı? Yok. Doğalgaz var mı? Yok. Türkiye'de çok büyük bir tasarruf var mı? Yok. Bilakis Türkiye'nin tasarrufu olmadığı için cari açık veriyor, yurt dışından borçlanmak zorunda kalıyor, bütçe açıkları veriyor. Yani Türkiye'de bir varlık fonu kurulabilecek varlık yok. Kurulmuş olan bu fon bir ipotek fonu. Şunu yapıyor, Türkiye'nin emek emek ortak milyonların beraberce inşa ettiği kamu kurumlarını bu varlık fonu dedikleri ipotek fonuna devrediyor. Böylece o fon özel bir şirket, dikkatinizi çekerim. Bu özel şirket denetimsiz, kamu ihale kanununa tabi olmadan, Sayıştay'a tabi olmadan, devlet memurları mevzuatına tabi olmadan, 18 tane böyle yasaya tabi olmadan istediği gibi gönlünce bu kamu kurumlarını teminat gösterip ipotek ettirerek borç alacak. Aldığı borcu da denetimsiz bir biçimde istediği gibi harcayacak. Şimdi burada devredilmiş olan kurumları bir anımsamak gerekiyor. Ziraat Bankası mesela. Ya bu Ziraat Bankası demin üniversiteler için benim duyduğum bağ kadar Türkiye'de milyonlar için kıymeti olan bir yer. Emeklinin maaşını aldığı yer. Sınırda bekleyen askerin 3 kuruş veriliyor olan parayı ailesine aktarmak için
giderim diye beklediği kurum, yani devlet diye gördüğü yer veyahut da çiftçinin, milyonlarca çiftçinin zaten zor durumdayken kapısını çalarım ben buradan kredi alırım dediği devlet kurumu onlar için. Şimdi bu 154 yıllık Ziraat Bankası bir kararnameyle, bir bakanlar kurulu kararıyla, kararnamenin imkan verdiği bir bakanlar kurulu kararıyla özel yetkili bir şirkete devredildi. Bu özel yetkili şirket de istediği gibi yarın sabah şunu diyebilir. Ya ben bu Ziraat Bankası'nı satmaya karar verdim. Yabancılara satacağım. Şimdi yabancı sizin gibi, benim gibi Türkiye'deki çiftçiyi dert edinecek mi? Edinmeyebilir. Büyük bir belirsizlik ortaya çıkmış oluyor. Bunun ötesinde bu varlık fonu denen ipotek fonu şunu da yaptı. Bu özel yetkili kuruma gitti, yönetim kuruluna sarayın danışmanlarını atadı. Şimdi bu şu açıdan kritik, esasında bir tek adam rejimi inşa edecek bir referandumun ne yaşatacağını gösteriyor bu varlık fonu Türkiye'ye. Bütün kamu kurumlarını kendisinin gibi gören bir tek adam, kendi danışmanının yetkisi altına bu kurumları veriyor ve istediğini yap demiş oluyor. İstersen borsada oyna, istersen bu referandumu veyahut da yapılacak başka seçimleri finanse etmek için bu kurumları sat, istersen manipülasyon yapmak için bu parayı kullan. Büyük bir yetki ve aynı zamanda hiçbir sorumluluk yüklemeyen, hiçbir denetim olmayan bir sistem. Özeti şu, altın bileziğimiz var. Bu altın bileziği bilekliğimize takmak için çok uğraşmışız. Yıllar sonra birisi gelmiş demiş ki şimdi ben o altın bileziği bozduracağım. Çok güzel bir projem var. Sonra da belli maceralarda o altın bileziği kaybetmiş. Türkiye'ye emek emek biriktirdiği altın bilezikler bugün zorla bozdurtuluyor. Bozdurtan da işte bu rejimi inşa etmek isteyen ve değiştirmek isteyen yapının ta kendisi. Dün akşam ekonomi sohbetlerinde Ali Ağoğlu, Özgür Altuğ ve Şant Manukyan varlık fonunu şöyle değerlendirdi. Kendi iç sözleşmesinde bahsedildi ve piyasada artık şu anda birçok insanın veya en azından piyasa katılımcılarının konuştuğu üzere bu fon varlıklarının üzerine dayalı, vıdımık dediğimiz varlığa dayalı menkul kıymetler çıkararak elde edeceği, borçlandığı fonlarla uzun vadeli yatırımları fonlayacak veya uzun vadeli yatırımların hayata geçmesine katkıda bulunacak ama bulunması amacıyla hayata geçirildi. İslami araçlarında dahil olduğu bir dizi borçlanma yöntemini kullanacak. Birçok eleştiri var ama bu eleştirilerin içinde en kritik olanlarından bir tanesi denetim mekanizması. Çünkü bu fon neredeyse sınırsız sorumsuz bir yapıda kurulmuş durumda. Sayıştay denetimine tabi değil, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin bütçe denetimine tabi değil ve vergi konusunda çok küçük birkaç istisna dışında her türlü gelir vergisi, resim ve harçtan muaf bir kurum. Böyle bir kurumun olumsuz diyebileceğimiz veya daha doğrusu eleştirilebilecek yönlerinin yanı sıra hani benim bu konuda diyebileceğim pozitif noktalardan bir tanesi hani olsa olsa bu fon devletin atıl olan kaynaklarını hayata geçirmesi için kurulacaktı. Kurulmuş olsaydı daha iyiydi ama kraliyet mücevherleri aktarılınca bu tarafı boşa gitti. Fakat hızlı hareket edebilir, daha hızlı önlemler alabilir umudu halihazırda var ama gerek yönetim tarzının ne olacağının bilinmemesi, gerek şeffaflığının ne olacağı tam olarak ortaya konulmaması ve denetim mekanizmasındaki problemlerden dolayı bazı endişeleri beraberinde getirdi. Ben de bunların bir kısmını dile getirdim ama bunların içindeki benim için en kritik olan kısmı dediğim gibi sınırsız sorumsuz bir durumu var. Bunun nasıl kontrol altına alınacağı veya denetleneceği ile ilgili ileride bir takım değişiklikler yapılır mı yapılmaz mı bilemiyorum. Dediğim gibi daha çok bakılacak. Mesela benim en çok görmek istediğim şey ne biliyor musunuz? Şeffaflığa bağlı olarak strateji belgesi yayınlaması gerekiyor Bakanlar Kurulu'nun. Yani biz 3 yıllık planla çıkacaklar plan, bu arada evet, yani. O 3 yıllık planın ne olduğunu görmemiz lazım. Şimdi çok eleştiri de okudum onu da söyleyeyim. İşte efendim biz mesela bu şirkette atanan yeni yönetim kurulu üyeleri ne kadar maaş alıyor diye öğrenemeyeceğiz. Öğrenemeyeceksiniz kardeşim. Yani bu bir özel şirkette de sorduğunuzda Sabancı'ya gidip bugün sorduğunuzda söylerler mi size maaşı? Söylemezler. Bu da onun gibi bir şey esasında. Ama şeyi söyleyeyim, senin dediğin şey benim eleştirdiğim nokta, yani eleştirin derken öğrenmek istediğim nokta bu şeffaflık. İki, bu işin KHK ile yapılması pek şey olmadı, etik olmadı, onu söyleyeyim. Üç, zamanlama olarak bence
çok doğru bir zamanlama değil bu dönem. Yani sen de aktardın, işte 26 Ağustos'ta geçti bunun yasası. Kasım ayında başkanının kim olduğunu öğrendik. Ocağın sonunda yönetim kurulu üyelerini öğrendik. Şimdi bunu, yani önümüzde yaklaşan ve izleyicilerimizden de bir sürü soru geliyor bu referandumla ilgili. Yani referandum sonrasında bırakabilirdik. Biraz sanki aceleci davrandık gibi geliyor bana. Ama ben dediğim gibi özünde bu konuya daha dengeli yaklaşmak ve biraz da zamana bırakılması gerektiğini düşünüyorum. Ama demin dediğim o şeffaflık artı ne şekilde borçlanma planladıkları konularının da biraz ön planda olması gerektiğini düşünüyorum. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın istihbarat teşkilatı CIA'nin yeni direktörü olarak atadığı Mike Pompeo ilk yurt dışı ziyaretini Türkiye'ye gerçekleştiriyor. Yarın Türkiye'ye gelecek olan Pompeo'nun ziyareti Ankara için oldukça önemli. Pompeo'nun ziyaretinde Fethullah Gülen'in iadesinin yanı sıra Suriye'de işbirliği ve PYD'ye yardım konularının görüşülmesi bekleniyor. Temsilciler Meclisi'nde 3 dönemdir Cumhuriyetçi Parti Kansas Milletvekili olarak görev yapan ve aynı zamanda İstihbarat Komitesi üyesi olan Pompeo, Washington'da İran karşıtı söylemleriyle tanınıyor. Pompeo, Libya'nın Bingazi kentindeki ABD konsolosluğuna 2012 yılında düzenlenen saldırıya ilişkin soruşturma sırasında aldığı görev ve Demokrat Parti'nin başkan adayı Hillary Clinton'a yönelik sert eleştirilerinden sonra partisinde yükselen bir isim olmuştu. İran ile varılan nükleer anlaşmaya şiddetle karşı çıkan Pompeo, aynı zamanda basına sızdırdığı belgelerle ABD Ulusal Güvenlik Ajansı'nın bazı dinleme faaliyetlerini ortaya çıkaran Edward Snowden'ın vatan haini olduğunu ve idam edilmesi gerektiğini savunuyor. Pompeo'nun Türkiye ziyaretini ilginç kılan bir diğer ayrıntı ise Pompeo'nun 15 Temmuz darbe girişimi sonrasında attığı bir tweet. CIA Direktörü Pompeo, 16 Temmuz günü Türkiye'yi öven İran Dışişleri Bakanı Cevat Zarif'e Twitter üzerinden şu cevabı vermişti. İran'da Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın hükümeti kadar demokratik. Her ikisi de İslamcı totaliter bir diktatörlük. ABD eski başkanı Barack Obama 2009 yılında göreve geldiğinde ilk deniz aşırı resmi ziyaretini Türkiye'ye yapmıştı. Obama'nın Ankara ziyareti, Türkiye-ABD ilişkileri ve ABD'nin Orta Doğu politikaları açısından oldukça önemli olarak değerlendirilmişti. Öte yandan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ABD'nin yeni başkanı Donald Trump dün gece telefonda görüştü. Cumhurbaşkanlığı ve Beyaz Saray kaynaklarından yapılan açıklamalara göre yaklaşık 45 dakika süren görüşmede iki liderin terörizmin her türüne karşı birlikte mücadeleye devam etme konusundaki kararlılıklarını teyit ettikleri bildirildi. Türkiye ve ABD'nin birbirine her zaman ittifak bağlarıyla bağlı dost ve müttefik iki ülke olduklarının vurgulandığı görüşmede terörden arındırılmış güvenli bölge, mülteci krizi ve terörle mücadele başlıkları gündeme geldi. Görüşmede Elbaf ve Rakka'da birlikte hareket edilmesi konusunda mutabık kalındı. Ayrıca Erdoğan, PKK ile mücadelenin önemine dikkat çekti ve ABD'nin PYD-YPG'ye destek vermemesi gerektiğini söyledi. Transatlantik programının yayın günü değişti. Bu haftadan itibaren çarşamba günleri saat 18'de yayınlanmaya başlayan programda bugün Gönül Tol ve Ömer Taşpınar, Trump ve Erdoğan'ın telefon görüşmesini Ruşen Çakır'a şöyle değerlendirdi. Şimdi tabii ana mesele, öncelikli mesele Suriye'de ne olacağı, Trump açısından IŞİD'e karşı mücadele ve Rakka'da nasıl bir karara varılacağı, Kürtlerin silahlandırılıp silahlandırılmayacağı meselesi en kritik mesele Türkiye ile ilişkilerde. Ve bence bu telefon konuşmasında, yani bir kere her şeyi bilmiyoruz, detaylara vakıf değiliz, dolayısıyla her şeyden önce onu söylemek lazım. Bir de bana göre operasyonel detaylara henüz girilmemiş olabilir. Çünkü bu 30 günlük bir süreç var şu anda, tekrar gözden geçirme süreci Rakka ile ilgili planları. Fakat Trump'ın tabii Türkiye ile genelde iyi ilişkiler içinde olmak istediği, IŞİD konusunda ciddi beklentileri olduğu malum. Fakat detaylara vakıf olmadığımız için bence henüz buradan böyle çok iyimser veya çok kötümser bir sonuç çıkarmak mümkün değil. Tabii önce şunu söylemek lazım. Söylem düzeyinde aslında yani Erdoğan çok düşük bir profil izliyor Trump'ı eleştirme konusunda. Biliyorsun Trump'ın İslam'a karşı düşüncelerini radikal İslamcılık dahi demiyor. Radikal
İslam'a karşıyım diyor ve bu Orta Doğu'da halklar düzeyinde çok büyük bir problem yarattı. Henüz liderlerden bir tepki gelmedi, Türkiye'den de bir tepki gelmedi. Kaldı ki Merkel şeydeyken, Türkiye'deyken kullandığı, ki Merkel çok daha nüanslı bir konsept kullandı, radikal İslamcılık demesine rağmen Erdoğan dedi ki işte İslam'ı ve radikal sözcüklerini bir arada kullanmak doğru değil, İslam barış dinidir vesaire dedi. Ve buna tepki gösterdi. Fakat bundan çok daha bütün İslam'ı bir kültür olarak hedef alan Trump'ın söylemine Erdoğan hiç sesini çıkarmadı. Dolayısıyla hani web sitesinde IŞİD denmiş, DAEŞ denmiş vesaire denmiş, bunlar şu noktada Türk-Amerikan ilişkilerini komplike hale getirecek şeyler değil. Neden? Çünkü Erdoğan'ın farklı öncelikleri var. Ömer'in bahsettiği gibi Rakka operasyonu, Kürtlerle Amerika'nın ne yapacağı ve Fethullah Gülen konusunda Amerika'nın atacağı adımlar konusunda Amerika'ya aslında o kadar bağımlı ki Trump'ın İslam'a dair, IŞİD'e dair vesaire söylediği şeyler ikili ilişkilerde bence tansiyonu yükseltecek düzeyde şeyler değil. Erdoğan sessiz kalacaktır. Alman Der Spiegel dergisinin son sayısının kapağı hem Almanya'da hem Avrupa'da hem Amerika Birleşik Devletleri'nde tartışmalara yol açtı. Derginin 4 Şubat'ta çıkan son sayısının kapağında ABD Başkanı Donald Trump bir elinde büyük ve kanlı bir bıçak, diğer elinde ise ABD'nin simgelerinden özgürlük anıtının kanlı kafasıyla resmedilmişti. Kapağın tartışmalara yol açması üzerine derginin internet sitesinde bir açıklama yayınlandı. Der Spiegel'in genel yayın yönetmeni Klaus Brinkbaumer imzasıyla ve Demokrasiler Devrilirken başlığını taşıyan açıklamada derginin kapağının Trump'ın liberal demokrasiler için ne kadar gerçek ve ciddi bir tehlike olduğunu çarpıcı bir şekilde ortaya koyduğu savunuldu. Brinkbaumer yazıda liberal demokrasilerin irtifa kaybetmesinde basının da rolü olduğunu belirterek meslektaşlarını da eleştirdi ve basının başına bela almamak için çoğu zaman hafif ve eğlence odaklı konulara ve haberlere yöneldiğini iddia etti. Bazı basın organlarının gündüz düşleri gördüğünü ve insanları demagoji ve otokrasi tehlikesine karşı uyaranları histerik olmakla suçladıklarını belirten Brinkbaumer, ancak Trump'ın artık bir aday değil, Beyaz Saray'da oturan bir başkan olduğunu yazdı. Der Spiegel olarak zaman zaman hatalar yaptıklarını kabul eden Brinkbaumer, ancak Donald Trump'ı küçümsemek gibi bir hatanın bunlar arasında olmadığını söyledi ve kapakta America First, ilk önce Amerika ibaresi dışında okunacak bir şey olmadığını ve bunların ötesinin sanatın her türünde olduğu gibi sadece bir yorum meselesi olduğunu savundu. Brinkbaumer yazısını şu ifadelerle bitirdi. Donald Trump, Der Spiegel'in kapağında bir insanı öldürmüyor, bir sembolü öldürüyor. Özgürlük anıtı, üzerindeki kitabede de yazdığı üzere, göçmenleri, sığınmacıları, evsizleri, fırtınada sürüklenenleri bağrına basan bir Amerika'nın sembolü. Donald Trump, liberal demokrasiyi ve dünya düzenini aşağılıyor ve tehdit ediyor. Ve şimdi Donald Trump, gezegenin en güçlü insanı. Durum oldukça acil. Fırat Kalkan Operasyonu çerçevesinde Elbap'ta IŞİD'le süren çatışmalarda 4 Türk askeri hayatını kaybetti, 13 asker ise yaralandı. Suriye'nin kuzeyinde 24 Ağustos'tan bu yana süren Türk Silahlı Kuvvetleri ve USO'nun yürüttüğü Fırat Kalkanı Operasyonu Elbap'ta sürüyor. Devam eden çatışmalarda 4 Türk asker hayatını kaybederken 13 asker yaralandı. Böylece resmi rakamlara göre Fırat Kalkanı Operasyonu'nda yaşamını kaybeden asker sayısı 60'a yükseldi. Genelkurmay Başkanlığı harekat kapsamında IŞİD'e ait 254 hedefin vurulduğunu, 58 IŞİD üyesinin öldürüldüğünü açıkladı. Koalisyon güçlerinin Elbap'ta gerçekleştirdiği 7 hava harekatındaysa IŞİD'e ait 13 hedef vuruldu. Öte yandan beyaz miğferler, Suriye'de muhaliflerin kontrolündeki İdlib'de gerçekleşen hava saldırıları sonucunda çoğu sivil, en az 23 kişinin hayatını kaybettiğini iddia etti. Suriye İnsan Hakları Gözlemevi dün İdlib'de en az 10 hava saldırısı yaşandığını iddia etti. Gözlemevine göre bu saldırılarda en az 26 kişi yaşamını yitirdi. Saldırıların Suriye, Rusya ve IŞİD karşıtı koalisyon tarafından mı gerçekleştirildiği henüz bilinmiyor. Ancak Rusya Savunma Bakanlığı, yılbaşından bu yana İdlib'de hiçbir hava operasyonu gerçekleştirmediklerini savundu. AFP Haber Ajansı'na konuşan Suriye İnsan Hakları Gözlemevi Direktörü Rami Abdülrahman, vurulan binalardan birinin Şam'ın Fethi cephesine ait olduğunu açıkladı. Filipinlerin başkenti Manila'nın en yoksul mahallelerinden birinde çıkan yangında 1200 barınak yok oldu.
itfaiyenin 10 saatlik bir çalışma sonucu söndürebildiği yangın sonucunda 15 bin kişi evsiz kaldı. Resmi makamların bildirdiğine göre yangında can kaybı yaşanmazken 7 kişi yaralandı. Manila'nın liman bölgesine yakın ve genellikle yoksul ailelerin yaşadığı bir mahallede çıkan yangının sebebi halen araştırılıyor. Yangında 1200 civarında barınağın kül olduğu ve 15 bin kişinin evsiz kaldığı öğrenilirken, evsiz kalan insan sayısının bu denli çok olmasının, kulübe ya da baraka şeklindeki barınakların son derece kötü durumda olması ve bir barınakta birden fazla ailenin yaşamasından kaynaklandığı belirtildi. Yangından kurtulan 3000 civarındaki aileye yardım için Manila'da 3 adet yardım merkezi kuruldu ve yangınzedelere yiyecek ve su yardımı yapıldı. Küresel iklim değişikliği buzulları parçalamaya devam ediyor. Son olarak Antarktika'da yer alan en büyük buzullardan birinin üzerinde 175 kilometre uzunluğunda bir çatlak meydana geldi. 2016 ilk sıcaklık ölçümü kaydından bu yana en sıcak yıl olarak tarihe geçti. 2016 ayrıca ardışık olarak en sıcak yıl oldu. Gezegenimiz ısınırken bir yandan da ısı değişimleri mevsim normallerinin kat be kat üstünde ve altında seyretti, ani ısı değişimleri yaşandı. Küresel iklim değişikliği gerçekleşirken dünyanın ısınması sonucu her iki yarı küredeki kutup bölgelerinde buzulların erimesi ve deniz sularının ısınarak yükselmesi bekleniyor. Antarktika kıtası üzerinde yer alan en büyük dördüncü buzulun üzerinde korkulan oldu ve sadece 2 ay gibi kısa bir sürede erime sonucu 175 kilometrelik bir çatlak meydana geldi. Antarktika'daki buzulları araştıran İngiltere merkezli Midas projesinin web sitesinde yer alan bilgilere göre çatlak uydulardan alınan görüntüler sayesinde belirlendi. Larsen C adı verilmiş olan buzul bu hızla erimeye ve oluşan yarık büyümeye devam ederse 2017 yılı içinde buzdağının çökerek tamamen yok olması bekleniyor. İnternet kullanıcılarının en büyük sorunlarından biri adil kullanım kotası. Bilişim Teknolojileri Kurulu bu şikayetleri dikkate alarak yıllardır kullanılan adil kullanım kotasını kademeli olarak kaldıracağını açıkladı. Adil kullanım kotası, internet kullanıcılarının şebeke kullanımı sırasında yoğun veri trafiği uygulayarak neden olabileceği teknik problemleri, hasarları ve ağdaki verimliliğin düşmesini önlemek amacıyla planlanmış bir uygulama olarak sunuluyordu. İnternet kullanım sözleşmeleri kağıt üstünde sınırsız olan kullanıcılar, belirli bir veri kullanımından sonra adil kullanım kotası gereği bağlantı hızlarında düşme yaşıyorlar ve servis sağlayıcılarından yeterli hizmet alamıyorlardı. Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan'ın konuyla ilgili yaptığı açıklamada, Mayıs 2017'ye kadar kademeli olarak adil kullanım kotası uygulamasının iyileştirileceği, 2018 yılında ise bu uygulamanın tamamen kaldırılacağını belirtti. Yapılan değişikliklerden bazıları şöyle. Gece 02-08 saatleri arasında kullanılan internet adil kullanım kotasını etkilemeyecek. Örnek olarak belirtmek gerekirse üst limit 24 megabit internet hızı üzerine bir internet paketi kullanan kişi alt limit olarak 16 megabit internet kullanırken bundan böyle kotayı aşması durumunda 8 megabitin altına düşürülemeyecek. Daha önce internet sağlayıcıları internet hızını 1 megabite kadar düşürebiliyordu. Ayrıca internet sağlayıcıları tanıtım ve reklam faaliyetlerinde AKK uygulamasını kullanıcıların kolayca erişebileceği bir şekilde bilgilendirme zorunluluğu da getiriliyor. İtalyan, Meksika ve Mısır sinemasından farklı coğrafyaları ve toplum hayatındaki dönüşümü anlatan 3 film Yuvarlanıp Gidiyoruz başlığı altında bu ay İstanbul'da Salt Ulus Sanat Galerisi'nde sinema severlerle buluşacak. Che noi da là la dobbiamo far arrivare qua. Non avete le mani sporche. Le nostre mani sono pulite. Salt Ulus'un daha önceki Perşembe sinemasının programlarından derleme olan Yuvarlanıp Gidiyoruz, 9-23 Şubat 2017 tarihleri arasında gösterimde olacak. 3 filmden oluşan gösterim, farklı coğrafyaları ve toplum hayatındaki dönüşümü ele alıyor. İtalyan yönetmen Francesco Rossi'nin şehir üzerindeki elleri, 1963 yılında İtalya'da yaşanan işsizliği, iç göçü, konut sıkıntısı ve sınıf çatışmalarını, Meksikalı yönetmen Alonso Ruiz Palos'un Griot'su 1999 yılında Meksika'da öğrenci grevlerine, Mısırlı yönetmen Şerif Elkaça'nın Kahire Yolu filmi ise 2011-2012 Mısır'ın iktidarını ve tarihsel kırılmalarını anlatıyor. 9 Şubat ile 23 Şubat arasında Salt Ulus'ta izlenebilecek olan filmlerin gösterimi saat 19'da başlayacak. Türkçe ve İngilizce altyazılı olan gösterimler saat 19'da başlayacak. Son KHK ile
330 akademisyenin ihraç edilmesine Cem Yılmaz da tepki gösterdi. Twitter üzerinden tepkisini gösteren Cem Yılmaz şunları söyledi. Memleketin birçok fakültesinde, kıymetli birçok fakültesinde öğretim görevlisi kalmaması pahasına yapılan ihraçlar pek bir adaletsiz. Üzgünüm, çok yazık. Cem Yılmaz'ın konuyla ilgili attığı bir diğer tweet ise okumuş insan bir komedi filminde bile olmaz şekilde alaya alınıp yerden yere vurularak memleketimize bir fayda çıkacağını sanmak ayıptır. Evet, Güne Bakış'ın sonuna geldik. Sırada Rominight programı var. Romina Özipekçi'nin konuğu Tuncay Akgün. Rominight'ın ardından ise ses kaydı programını izleyebilirsiniz. Yarın yine aynı saatte buluşmak üzere. İyi akşamlar. İyi akşamlar.